Biz aslında sistemi dedik ya verimli hale getirmek istiyoruz. Entegre bir taşımacılık modeli biz uygulamak istiyoruz Kayseri'de. Çünkü Kayseri artık büyük bir şehir. 1 milyon 300 bin üzerinde nüfusu var. 400 bin tane araç var Kayseri'de şu anda kayıtlı. Bunun 250 bin civarı otomobil. Dolayısıyla toplu taşıma otomobil dengesinde sağlayacak, işte vatandaşın daha kaliteli hizmet alacağı bir şekilde getirmek için bir entegre ulaşım modeline geçmeye çalışıyoruz. Bir entegre ulaşım modelinde aslında pratikte şu buralarda elimizde de tabii bu biraz sonra slaytta daha iyi anlaşılacak. Elimizde de bir raylı sistem gibi yüksek kapasiteli bir hizmet aracımız var. Raylı sistemde ben iki vagonla yani bir makinistin kullandığı iki vagonla 600 yolcu taşıyabiliyorken bir otobüste 90 yolcu taşıyabiliyorum. Dolayısıyla bu entegre modelde yüksek kapasiteli araçlar ana akslarda, düşük kapasiteli araçlarda onları besleyecek şekilde dünyanın her tarafında bu ulaşım böyle modelleniyor. Dolayısıyla bizdeki bu ne diyelim şimdiye kadar geçmişten gelen klasik modeli biz artık yeni bir modele geçirmemiz lazım ki büyük şehir olmanın gerekliliklerinden bir tanesi de bu. Yani şuraları hızlı geçiyorum. Şurası aslında çok bizim için çok belirgin bir şey. Yapılan bir çalışmada işte kent merkezindeki hatların yoğunluğunu görebiliyorsunuz. Bütün hatlar dışarılardan gelen bütün hatlar kent merkezinden geçiyor. Bu da Kayseri işte tek çekim noktalı Kayseri şehri tek merkezli bir şehir olarak söyleyebiliriz. Aynı zamanda ikinci çekim noktası da fakülte burada. Yani tıp fakültesi ve üniversite diye. Bütün her yerden gelen hatlar ya fakülteye ulaşıyor ya şehir merkezine ulaşıyor. Şimdi burada biraz denge değişmeye başladı hastanenin dışarıya taşınmasıyla beraber. İşte aslında bunu modelleyecek olursak bizdeki hat bu. Yani ben buradan kalkayım, fakülteye gideyim. İşte ne bileyim şunu örnekleyecek olursak Yeşilyurt'tan kalkalım, fakülteye gideyim. İşte Esenyurt Danışmentten kalkayım, fakülteye gideyim. Cevizli Bağ'dan kalkayım, pardon Cevizli Mahallesi'nden kalkayım. Cevizli Bağ İstanbul'a gitti aklımız. Cevizli'den kalkayım, Cevizli Mahallesi'nden fakülteye gideyim. Yani her mahalleden fakülte uzantılı araçlar, her mahalleden şehir merkezine giden araçlar. O da biraz önceki şurada bahsettiğimiz aslında yoğunluğu meydana getiriyor. Dolayısıyla biz bu kent merkezindeki de yoğunluğu azaltmak, orada daha alan oluşturmak, trafikte kalma süresini azaltmak için model değişikliğine gitmemiz gerekiyor. Bu model değişikliği de işte aslında modern bir ulaşım yapısı da budur. Ana aksta yüksek kapasiteli araçlar, daha böyle yolcu yoğunluğunun az olduğu dışarılardan gelen düşük kapasiteli araçlar aktarma noktaları ve geri yapılabiliyorsa şu aksta daha hızlandırılıp işte tercihli otobüs yolu gibi yapılarla vatandaşı diğer noktaya gitmek istediği noktaya daha hızlı götürmek. Temel prensip bu. Daha hızlı götürelim. Ulaşmak istediğimiz modelde açıkçası bu. Şimdi bizim yapmış olduğumuz çalışmalarda Kayseri'de biz 17 tane ana aks oluşturmak istiyoruz. Bu 17 tane ana aksa besleyerek diğer küçük taşıma düşük modlu araçlarla şehir merkezindeki yoğunluğu, trafik ve şehir merkezinde tek söylemeyelim, yollardaki yoğunluğu azaltmak, Sivas Caddesi'ndeki işte Osman Gazi Yan Bulvarı'ndaki yoğunluğu azaltmak, daha da az hale getirmek. Bu da çünkü vatandaş toplu taşıma günlük 450 bin yolcu taşıyoruz ama Kayseri'de 1 milyon 300 bin kişi yaşıyoruz. Dolayısıyla toplumun bütününü biz düşünmemiz lazım. Tek bizim taşıdığımız yolcular değil, tek karayoluyla giden işte bireysel otomobil kullanan yolcular değil, toplumun bütünü ulaşacak faydaları düşünmemiz lazım. Buna istinaden 7 farklı noktada şu anda aktarma noktalarımız var. İşte o aktarma noktalarında da biz aktararak kent içinde giren araç sayısını azaltmaya çalışıyoruz. İşte burada işte verimlilik artışı buralardan geliyor. Baktığımız zaman günlük 17 bin kilometre şu andaki 2021 verilerine göre 17 bin kilometre günlük buradan bir kamusal kaynak elde etmiş oluyoruz. Tasarruf da çok kullanmak da istemiyorum. Kamusal kaynak elde ediyoruz. Bu kaynak nedir? Bu kaynağı ben başka ihtiyacı olan farklı mahallede kullanabiliyorum manasına geliyor. Yeni bir yatırım yapmıyorum. Yeni otobüs almıyorum. Burada oluşan kaynağı diğer yeni oluşan mahallelere veya bazı mahallelerdeki sıklıkları arttırarak başka yerlerde kullanabiliyorum. Günlük yakıt miktarı tasarruf edilen ve de çevre tarafına dedik ya hedeflerimiz var. O hedefleri tutturmak için de günlük 18 ton civarında karbon emisyonu azaltıyoruz. Bunun artık çevre boyutunda hepimiz çok iyi bildiğimiz için çok üzerinde de durmayacağım. Bir başka tabii etken de bu modelle 1770 sefer biz 9000 seferden bahsetmiştik. 1770 sefer biz artık meydan ve çevresine sokmamış oluyoruz. Buradaki meydanda daha nezih, insanların, yayaların belki daha rahat karşıya geçebildiği, trafik gürültüsünün olmadığı, işte oradaki hava kirliliğinin azaldığı bir
daha nezih bir ortama getirmiş oluyoruz. Daha rahat, daha müreffeh bir ortama. %22, %23 civarında da ki bu otobüs sirkülasyonu, gereksiz otobüs sirkülasyonu, otobüs illaki toplu taşıma şehir merkezine girmesi lazım. Ama burada gereksizleri biz azaltabildiğimiz miktarda da azaltıyoruz. Bu işte fakülte aktarması diye söyleyeyim, bir tanesi 2019'da geçmiştik. Yani önceki şeylere bakın, otobüslerin içerisinde bazılarında bir kişi, bazılarında üç kişi var. Yani koskoca otobüs bu yolu karayolunda 40 metrekare, 50 metrekare yer işgal ediyor. Bir tane, iki tane yolcuyla fakülte bağlantısı yapıyor. Yani çok sağlıklı bir şey değildi. Sonradan aktarma modeline geçtikten sonra bakın yoğunluklar içeride işte 10 kişi, 15 kişi olmaya başladı. Yani bu belki yeterli değil. Ama böyle bir verimlilik artışı sağlamış oldu.